İnfaz paketi bugünün en çok konuşulan konularından birisi. Şimdi bu konuyu değerlendireceğiz. Avukat Kazım Yiğit Akalın hattımızda. Türk Ceza Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı. Yiğit Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Sağ olun Çağdaş Bey. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi bu infaz paketi bir süredir konuşuluyor. Muhalefetin esas itirazına baktığımız zaman bu aslında bir af düzenlemesi olarak, yani korona salgını döneminde işte bir tür fırsat niteliğinde kullanılarak AKP-MHP tarafından getirildi deniyor. Ve muhalefetin eleştirileri, önerileri hiçbir şekilde dikkate alınmadı deniyor. Öncelikle bu paketin genel kapsamı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu değerlendirmelere, bu eleştirilere katılıyor musunuz? Çağdaş Bey, harfiyen katılıyorum diyebilirim. Aslında uzun zamandır biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi yaklaşık 2 yıl önce Evet. bir af paketi hazırlamıştı ve mecliste nadasta bekliyordu aslına bakarsanız. Ama gördüğünüz üzere ne zaman bu koronavirüsü olayı patladı, Covid-19 olayı patladı ve bir anda bu infaz paketi sanki hiç yokmuş gibi bir anda ortaya tekrar konuldu ve meclisin gündemine geldi ve şu saatlerde ben meclisi takip ediyordum. Şu anda onun üzerinde görüşmeler devam ediyor. Dediğiniz gibi aslında yani tamamen bunun fırsat bilmek gibi oldu ve aslında infaz sistemiyle ilgili olan kısım, yani bundan sonra işlenilecek suçlarla ilgili olarak kısım daha önce tartışılmıştı. Doğru. Yani bu kamuoyunun gündemine gelmişti ama bu af bir anda bu Covid-19'la birlikte hızlı bir şekilde komisyona getirildi. Tartışılmadan da doğrudan işte 3-5 gün içerisinde de yasalaşacak şekilde hazırlandı. Peki nedir bu? Haklısınız. Sorunlu kısımlar nedir bu kısımda? Yani en çok tartışmaya yol açan, muhalefetin de kabul etmediği bu infaz paketinde ne var? Yani toplumun aleyhine olduğu düşünülen ne var? Çağdaş Bey, infaz kısmını geçtim. Bundan sonraki kısmı geçtim. Evet. Ama 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenen belli suçlar için biz buna örtülü af diyoruz. Örtülü af getirildi. Ne demek bu? Adi suçlar diyoruz. Adi suçlara ilişkin olarak 6 yıl hiçbir cezaevinde yatış süresi kalmayacak şekilde af getirilmiş oldu. Bu tabii muhalefet, ben bugün şeyi de okudum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu komisyon raporuna muhalefet şiarı var. Oldukça da güzel. Yani herkes bunu meclisten indirip okuyabilir. Oldukça da ayrıntılı. Burada sadece adi suçlara ilişkin bir af var. Af diyelim, örtülü af diyelim. Ancak burada düşünce suçluları, gazeteciler, avukatlar, sendikacılar hiçbir şekilde düşünmemiş. Onlar her zamanki gibi toplumun, yani daha doğrusu iktidarın hep elinin tersiyle ittiği kişiler olarak kalmış. Nerede? Açıkça söyleyelim bunu. Yağma, dolandırıcılık, hırsızlık, gasp, zimmet gibi adi suçlar olarak nitelendirilen suçlara af gelmiş. Aslında kamuoyunun vicdanını sızlatan bütün, yani bakarsanız bir kamuoyu yoklaması yaparsanız kamuoyunun vicdanını sızlatan düşünce suçları ve diğerlerine ilişkin hiçbir af yok. Hiç kamuoyunun göz önüne almadığı, aslında eğer işledikleri suç sabitse hak da verdikleri zimmet, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlara af getirilmiş durumdadır. Bunun sonucunda da yani kamuoyunun tatmin olmasının hiçbir imkanı yok. Tabii Evet. bu nasıl oluyor? Buyurun. Bu şöyle, aflar aslında bir sonuçtan ibarettir. Bu hiçbir zaman affa giden nedenler ortaya konulmuyor. Bu iktidar döneminde dahi olmadı zaten. Geçmişte de bunun tartışmaları çok fazla. En son 15 Temmuz'dan sonra zaten benzer bir paket çıkarmıştı iktidar partisi. O zaman da 4 yıl ve aşağısını hiç cezaevinde yatmayacak gibi bir indirime gidilmişti. O paketten sonra 38 bin kişi yaklaşık tahliye oldu. Ama geçen 3,5 senelik süreçte bu cezaevleri gene doldu. Yine kapasitesi aşıldı. Ve şimdi bu paketle birlikte yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesi öngörülüyor. Peki niye bu kadar, mesela özellikle MHP
veya bu teklifi birlikte getirdikleri AKP cezaevlerinin dolu olmasından mı bu kadar hani memnun değiller ya da bir takım kişiler serbest mi bırakılmak isteniyor, bir mesaj mı verilmek isteniyor? Ne tahmin ediyorsunuz bu konuda? Yani bu paketin veya bu af meselesinin gündeme getirilmesinin sebebi ne olabilir? Ben esasen cezaevlerinin kapasitesinin %150'lere kadar aşması nedeniyle bunu yaptıklarını düşünüyorum. Affa ilişkin oluşturdukları yani istisna bırakma suçtan belli kişileri özgür bırakma amaçları olabilir ama buradan o kadar görünmüyor. Hani normalde biliyorsun Milliyetçi Hareket Partisi uyuşturucu satıcılarını da ilk başta affın kapsamına sokmuştu ama bu çıktı şu anda. Orada belki bunu tartışabilirdik. Yani belli insanları kurtarmaya çalışıyorlar mantığıyla tartışabilirdik ama şu anda öyle bir durum yok. Şu anda emin olun benim fikrim bu. Cezaevlerin kapasitesinin çok aşması nedeniyle cezaevlerini boşaltmaya yönelik bir hareket. Peki. Ama biraz önce söylediğim gibi sonuçtan olan yani sonuç bu. Cezaevleri ülkenin ekonomik ve sosyolojik nedenlerinden dolayı yargının bağımsızlığının gereği gibi sağlanmamasından dolayı neden dolduğu tartışılmıyor. Dolduktan sonra aşırı kapasite açtıktan sonra da af çıkaralım deyip boşaltalım deyip 3,5 sene sonra bir paket daha getiririz mantığıyla hareket ediyorlar. Evet, burada infaz sisteminde böyle bir sorun var. Peki şunu soracağım. Şimdi kadınların da bu kadın örgütlerinin de bu yasaya itiraz ettiğini, bu pakete itiraz ettiğini gördük. Başlangıçta şu çok gündem olmuştu. İşte kadına yönelik şiddet, cinsel istismar suçluları bu pakete dahil edilecek mi, edilmeyecek mi? Daha sonra AKP Grup Başkan Vekili çıktı dedi ki hayır edilmeyecek. İşte uyuşturucu satıcıları da bu pakete dahil edilmeyecek dedi. Ama daha sonrasında bazı noktalarda bazı böyle hani yoruma açık bölümler olduğuna ilişkin kadın örgütlerinden gelen ciddi bir tepki de var. Bu açıdan bu paketin içinde kadına yönelik şiddet suçlarıyla cinsel suçlarla ilgili dahil edilme gibi bir durum var mı yoksa kesinlikle yok mu? Nasıl gözlemlediniz paketin içeriğini? Üç durum var Çağdaş Bey. Birincisinden bahsedeyim. Bu biraz önce bahsettiğim 6 yıllık affa ilişkin cinsel suçlar, kadına yönelik şiddet kesinlikle orada yok. İstisna suçlar arasında yer alıyor. Burada bir sıkıntı yok. İkinci aşama infaz sistemimizde koşullu salıverilme sisteminde normalde eski yani şu anda hali hazırdaki kanunda 2 bölü 3 oranı var. 3'te 2 oranı var. Evet. Bu şu anda 2'de 1, 1 bölü 2 oranına değiştiriliyor. Burada kadına yönelik yaralamalarda öldürmeyi demiyorum. Öldürme eski sistem aynen korunuyor. Ama yaralamalarda 1 bölü 2 infaza düştü. Koşullu salıverilmeye düştü. Burada bir indirim söz konusu. Orada ayrık suç olarak görünmüyor. Eşe karşı yaralama kısmında istisna suç olarak görünmüyor. İstisna görülmüyor. Evet. Üçüncü olasılık da şu aslında tartışma konusu. Bunu ve diğer kesim öne sürüyor. Ön plana çıkarıyor. Çıkar doğrusu. Orada da şu anda Covid-19 salgını nedeniyle cezaevlerindeki bu salgın tehlikesi ve büyümesi ve içerideki mahpusların bu salgından etkilenmesi tehlikesi nedeniyle geçici bir maddeyle bu kanun çıkar çıkmaz 2 aylık bir ev izni yapacaklar. Ve Adalet Bakanlığı'na bu ev izninin 3 defa 2'şer aydan uzatma yetkisi veriyor. Yani toplamda hepsini kullandığınızı düşündüğünüzde 8 aylık bir ev izninden bahsediliyor. Bu ev Sonuçta açık iznini cezaevinde olan kadına yönelik şiddet suçluları veya cinsel suçlular da var, değil mi? şuna bağlı. Açık cezaevinde olan herkes o ev izninden faydalanacak. Hiçbir suç ayrımı gözetilmiyor. O yüzden kadın örgütleri ve diğer örgütler bu konuya dikkat çekip ve itirazda bulunuyorlar. Evet. Ama şunu söylememiz lazım Çağdaş Bey. Bunu tabii göz ardı etmemeliyiz. Her suç aynı koşullarda açık ceza infaz kurumuna geçemiyorsunuz. Evet. Her mahkum geçemiyor. Yani kadına yönelik şiddet yaralamayı geçiyorum. Yaralama da çok zor değil açık ceza infaz kurumuna geçmek ama öldürme ya da cinsel suçlar ya da uyuşturucu suçlarında açık ceza infaz kurumuna geçmek kıstasla
adli suçlara bakımından. Ama nihayetinde eğer açık ceza infaz kurumundaysa evet kesinlikle evlerine izine gönderecekler yasa geçtikten sonra. Peki, şunu da sorayım. Kısaca özetlerseniz, yani şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferde Türkiye'ye yakışan bir infaz sisteminin nasıl olması gerekir? Yani eksiğiyle fazlasıyla ne olması gerekirdi bu paketin içinde? Siz bir hukukçu olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bunun oldu bittiye getirilmemesi gerekirdi birinci olarak. Biz belki muasır medeniyetler içerisinde af yasaları çıkaran ülkeler arasında yer alıyoruzdur. Bunun de biraz önce de söylediğim gibi bu bir sonuç. Aslında gerekçelerine dönmesi gerekirdi. Ve ıslah sistemimizin, ıslah müessesemizin yapılmadığının anlaşılması gerekir. Ve buna ilişkin düzenlemeler yapılması gerekirdi. Çağdaş Bey, ben çok fazla cezaevine giden bir insanım. İnfaz koruma memurlarıyla konuşuyorum. Oradaki insanlar bir şey diyorlar. Memurlar diyorlar ki içeriden dışarı çıkanlar, yani tahliye olanların %70'i geri geliyor. Yani bu aslında çok net gösteriyor. Islah sistemimiz doğru işlemiyor. Cezasını çekmiş veya afla dışarı çıkmış insanlar geri geliyorlar. Tekrar suç işleyip geri geliyorlar. O kişilerin topluma kazandırılması veya cezaevindeyken ıslah edilmeleri sağlanamıyor. Benim bu konudaki önerim, bir iki senede çözülecek bir problem değil, uzun soluklu bir program çizilerek ve içinin de Adalet Bakanlığı'nın sosyologlar ve psikologlarla birlikte çalışarak ve diğer ıslah sistemlerini diğer ülkeleri de baz alarak, muasır medeniyetlerin sistemlerine de baz alarak ıslah sistemimizi iyileştirmeleri gerekir. Bugün çıkarılacak, ya bugün mecliste görülecek, yarın da büyük ihtimalle görüşülecek, belki Perşembe günü resmi gazete yayınlanacak tasarıdan sonra, tekliften sonra belki 90 bin kişi tahliye olacak ama 3-3,5 sene sonra 90 bin kişinin geri geleceği eğer aynı sistem devam ederse hiç kaçınılmazdır Çağdaş Bey. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yani ne olduğunu anladık bu infaz paketinin anlatımlarınızla. Çok sağ olun. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Avukat Kazım Yiğit Akalın bizlerle birlikteydi. İnfaz paketi neler tartışılıyor? Paketin içinde ne var ne yok? Bizlere bunları anlattı. Ve özetlemek gerekirse de özellikle aslında bir eşitlikle ilgili burada bir sorun var bir taraftan baktığımız zaman. Çünkü aslında adli suçlara ilişkin getirilen bir af var. Ve Yiğit Bey diyor ki bu mesele aslında cezaevindeki işte %150'lik doluluk kapasitesini azaltmak için yapılıyor. Zaten 3,5 yıl önce de getirilen bir af paketi vardı. Yani bu şekilde yaptığınızda zaten sizin ceza sisteminizde bir açıdan işlemez hale geliyor. Çünkü aynı suçlar aynı şekilde işlenmeye devam ediyor. Yani bir ceza sistemi yerine gelmemiş oluyor bu açıdan. Islah sisteminin geliştirilmesi gerektiğini, yani cezaevine giren insanların topluma kazanılması, yani bir ceza ile değil de insanları topluma kazandırarak bu işi çözmek yönünde adım atılması gerektiği ve oldu bittiye getirilmeyecek bir tasarı olmalıydı bu diyor. Bu da önemli. Ve cinsel suçlar ve kadına yönelik şiddetle ilgili de kadın örgütlerinin itiraz ettiği bölümler vardı. Onları da dinledik. Madde madde kimlere hem infaz düzenlemesi ile ilgili nasıl bu kısımda düzenlemeler yapılıyor? Neyi eksik veya böyle bir durum var mı? Açık cezaevindekiler için var olduğunu söyledi. İnfaz sistemindeki yaralamalarda kadınların yaralanması, öldürülmesi değil ama yaralanmalarında böyle bir istisna içinde olmadığını söyledi. Bu açıdan da eksikleri olan bir paket. Bugün mecliste görüşülmeye devam ediliyor. Bakalım geçecek mi meclisten, yasalaşacak mı? Yasalaşırsa nasıl sonuçlara yol açacak? Hepsini takip etmeye devam edeceğiz.